gözaltında kaybedilen kadınları unutmayacağız. Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Dünyanın her yerinde kadınlar eşitlik ve özgürlük taleplerini ortaklaştırarak meydanlara çıktılar. Eşitsizliğe, baskıya karşı mücadele ve dayanışma kararlılıklarını yükselttiler. Biz de bu kararlılığa, insan onurunu zedeleyen cezasızlığa ve adaletsizliğe karşı sesimizi yükselterek katılıyoruz. 989. haftamızda kayıplarımızla buluşma mekanımıza ulaşmamızı engelleyen demir bariyerlerin önünde gözaltında kaybedilen kadınlarımızı unutmadık diyerek buluştuk. 1991 yılında Cizre'de gözaltına alındıktan 18 yıl sonra yol yapım çalışması sırasında kemikleri bulunan Makbule Öktem'i unutmadık. 27 Temmuz 1992 tarihinde Dersim'de gözaltına alındıktan 8 gün sonra işkenceden tanınmaz hale getirilen bedeni Elazığ, Karşıyaka, Kartepe'de gömülü bulunan Ayten Öztürk'ü unutmadık. 14 Ağustos 1992 tarihinde Mardin Derik'te iki kişiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Rıdda Yavuz'u unutmadık. Eylül 1993'te Hizbullah tarafından Nusaybin ilçesinin Selahattin Eyyubi mahallesinde başına çuval geçirilerek kaçırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sedika Dal'ı unutmadık. 24 Aralık 1993 tarihinde Bitlis, Tatvan, Vanik köyündeki evinden kardeşi Ramazan ile birlikte askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hamide Şarlı'yı unutmadık. 24 Eylül 1994 tarihinde Dersim Mirik'te köye yapılan askeri operasyon sonrası kendilerinden bir daha haber alınamayan Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Gülizar Serin ve onun 3 yaşındaki kızı Dilek Serin'i unutmadık. 5 Ekim 1994 tarihinde İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Lütfiye Kaçar'ı unutmadık. 17 Ekim 1994 tarihinde Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Ortaç köyünde hayvanlarını sağmak için gittikleri yaylada askeri bir operasyonun ortasında kalan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Gülnaz Tatu ve Kadriye Tatu'yu unutmadık. 24 Ocak 1995 tarihinde Ankara'da gözaltına alınan işkence görmüş bedeni 76 gün sonra Kırıkkale Kimsesizler Mezarlığı'nda bulunan Ayşenur Şimşek'i unutmadık. 1 Mayıs 1995 tarihinde Diyarbakır Bismil'de gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hatice Şimşek'i unutmadık. 7 Eylül 1996 tarihinde Diyarbakır Bağlar'da bulunan evine Emniyet Müdürlüğü'nce sivil polisler tarafından yapılan baskında gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Şükran Daş'ı unutmadık.
28 Kasım 1996 tarihinde Diyarbakır'da eşi Mahmut ile birlikte gözaltına alınan ve 2 yıl sonra kimsesiz olarak defnedildiği Cizre Asri Mezarlığı'nda meçhul kişi olarak gömüldüğü anlaşılan, ancak mezarına ulaşılamayan Fahriye Mordeniz'i unutmadık. 26 Eylül 1997 tarihinde Diyarbakır Kulp Otoyolu'nda araçları durdurularak eşi Orhan ile birlikte beyaz Toros ile kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Zozan Eren'i unutmadık. 31 Mart 1998 tarihinde İzmir Çeşme Alaçatı'da üç arkadaşıyla birlikte gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Neslihan Uslu'yu unutmadık. 16 Temmuz 1998 gecesi derin devlet bağlantılı Hizbullah tarafından Mersin'de kaçırılan, 21 Ocak 2000 tarihinde işkence edildikten sonra Konya Meram'daki bir villanın bodrumunda cansız bedenine ulaşılan Konca Kureşi unutmadık. Gözaltında kaybedilen kadınların akıbetlerinin açıklanması ve faillerinden adil bir yargı önünde hesap sorulması talebimiz bugüne kadar karşılıksız kaldı. Hangi tarihte yaşanmış olursa olsun, gözaltında kaybedilen kadınlar gerçeğiyle yüzleşmek, cezasızlığı sonlandırmak ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak mevcut iktidarın görevidir. Adalet sistemi gözaltında kaybedilen kadınlar için kamuoyunun vicdanını tatmin edecek kararları tesis edinceye kadar onları kaybedenler, kaybetme iklimini yaratanlar hesap verinceye kadar hakikat ve adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin, gözaltında kaybedilen kadınlarımız için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. 8 Mart değil mi? Buranın valisi kadınlara sokakları, caddeleri, Taksim'i yasaklıyor. Ama her nedense insan öldürenlere, kaybedenlere hiçbir yasak gelmiyor. Bak, bütün katliamların failler hepsi beraat edildi. Bu ülkenin kadınları ölüme mi layık görülüyor? Zulme mi layık görülüyor? Bunlar hepsi bu en çok ve bu iktidardan ileri geldi. Kadın ölümlerini durdurmuyor, kadın cinayetlerini durdurmuyor ama yasakları koyuyor meydanda. Kadınlar neyi haykıracak? Haklarını haykıracak. Neden öldürülüyoruz? Onu haykıracak. Bunları haykırmak bu kadar mı zorunuza gidiyor? Ben valiyi de, kaymakamı da, Ali Yerlikaya'yı da bunları gelip burada duymalarını isterdim. Ama ne yazık ki onlar talimatla iş yaptıkları için kendilerini buraya davet etsek de gelmeyeceklerini biliyoruz.